Hamarat Örgüler YouTube kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere muhteşem, çok farklı, çok değişik, daha önce görmediğiniz süper bir lastik modelinin yapımını göstermeye çalışacağım. Bu lastik modelini bebeklerin yeleğinde, hırkalarında, büyük hırkalarında, çeyizlik yeleklerde, her şeyde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Deniz kabuğu şeklinde çok güzel farklı lastik modeli, dediğim gibi hırkalarınızda, yeleklerinizde, süveterlerinizde, her şeyinde değişik bir lastik modeli olarak kullanabilirsiniz. İnşallah ben şimdi size bu lastik modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiğince modelimiz 9 ve 9'un katlarından oluşuyor ama artı arada bir ilmeğimiz var. Şöyle ben sizlere göstermek için az sayıda ilmeklerimi attım. 21 ilmek attım. Ben size burada bu lastik modelini şöyle tekrar. Ben size burada bu lastik modelini sadece şu iki yapılmasını göstereceğim. Onun için ilmek sayımı 21 olarak kurdum. 21 ilmek modeli gösterebilmem için yeterli arkadaşlar. Şimdi hemen ilk ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimlerden de zil butonunu aktif hale getirirseniz yeni videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Bunu da böyle söylemek istedim. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Hamaratlı Örgüler YouTube kanalıma lütfen abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdi hemen modelimi artık geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra 9 ters ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar. Tekrar ipimi öne alıp gene 9 tersimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 son 9. Ve bu kenar ilmeğimi de İpimi arkaya aldım. Bunu böyle boş olarak alıyorum. Örmeden. Bu ilk ilmeğimi gene şişime örmeden taktım. Burada da ters örgü örüyoruz. 9 tane. Beş. Altı. Yedi. Sekiz ve son ilmeğim 9. 9'dan sonraki ilmeğim gene, bakın, önde de örmeden almıştık. Burada da örmeden aldım. Devam ediyorum. Gene 9 ilmeğimi ters örüyorum. Dokuz. Ve bu kenar ilmeğim. Bunu da gene örmeden, bakın, şişime taktım. Şimdi modelimizdeyiz. Devam ediyoruz. İlk ilmeğimi gene örmeden şişime taktım. Şimdi burada gene, bakın, ters öreceğiz ama şişime iki kez doluyorum. 9 kez tekrar edeceğiz bu işlemi. 2 3 Her seferinde iki kez doluyorum şişime. 4
5 6 7 8 9. Gene burada örmeden tek aldığımız ilmeğimiz vardı. Bunu gene örmeden şişimi alıyorum ama ipim arkada. Aldım. Tekrar ipimi öne aldım ve 9 ilmeği gene ikişerli dolayarak ters örüyorum. 3 4 5 6 7 8 ve son ilmeğim 9. Bu ilmeğimi gene örmeden şişime taktım. Şimdi devam edelim. İlk ilmeğimi örerek aldım. Daha sonra çekiyorum artık bu 9 ilmeğimi. İkişer kez dolamıştık ya arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmeğimi tekrar diğer şişime alıyorum. Şişimi taktım. Hepsini ters örgü olarak tek seferde çıkaracağız arkadaşlar. Şu şekilde. Çıkarmadan önce bu ilk ilmeğimi ters ördüm ya. Burada arkadaşlar bakın şu şekilde 1 2 3 4. Bunu unutmayalım. Ben de unutuyordum az kalsın. İlk ilmeğimi ördüm bu sefer. Arkasına 4 ilmek bu şekilde arttırdım. Ve 9 ilmeğimi tekrar şu şekilde kapattım. Arkasına tekrar 1 2 3 4. 9 ilmeğimizi tek seferde kapattığımız için ilmeklerimiz eksildiği için arkadaşlar sağda 4, solda 4, 8. Zaten bu bir ilmeğimizi de ortada ördüğümüz için tekrar 9 ilmeğimiz oluyor. Bakın. Yelpaze şeklinde de diyebilirsiniz buna. Yelpaze lastik, istiri diye, pardon, deniz kabuğu lastiği diye, deniz kabuğu, evet. Lastiği diyebilirsiniz. Yani şekli onları anımsattığı için ben böyle dedim. Şimdi burada bir örmediğimiz ilmeğimiz vardı. Bunu da böyle ters olarak örüyoruz. Bunu ördükten sonra tekrar hemen 4 ilmek arttırıyoruz. 2 3 4. Arttırmadan sonra hemen gene bu ilmeklerimizi, 9 ilmeğimizi bu şekilde açıyoruz. Tekrar diğer şişimize takalım. Yine hepsini tek seferde ters örgü örerek, yani haroşa şeklinde örerek şöyle elimizle düzleyelim. Ve bu son ilmeğimi de yine örüyorum. Şöyle elinizle düzleyin. Şimdi şöyle ön yüzden göstermek istiyorum. Ben iki örnekte gösterdiğim için şu şekilde arkadaşlar. Lastik modelimiz. Hemen gene tekrar diğer getiriyorum. Bakın, bu şekilde oluyor arkadaşlar. Umarım iyi bir şekilde anlatabilmişimdir. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Takıldığınız bir yer olursa sorabilirsiniz. Herkese cevap veriyorum elimden geldiğince. Umarım videomu beğenmişsinizdir.
Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki videomda görüşmek üzere.